Evet, bu su <laughs> muhabbeti de gerçekten harika bir şeydi. Tabii ben bir şeyin belki e, haberini vermekte fayda var. E, efendim bizim klasik eserlerimizin kahir ekseriyeti çoğunluğunun e, güfteleri, yani şarkı sözleri aruz ile e, yazılmış, yazılmış şiirlerden evet. oluşuyor. Evet. Mesela bu e, şiir tabii e, çok eski, klasik bir üslupla yazılmamış. Anlaşılabilir Anladım. yani Anladım. bu devirde de. Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz. Bana yaklaş deli gönlüm yine sensiz olamaz. Çok sade bir üslup ama aruz ile yazılmış. Feilatün galiba evet, Feilatün, 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 feilün kalıbında. Bunun usul ile nasıl oturduğuna e, seyircilerimiz herhalde dikkat ediyordur. Bundan sonraki dinleyişlerinde lütfen dikkat etsinler. Başka eserlerde de. E, çünkü bestekarlar bizde bir şiiri sevdikleri zaman, onu bestelemeye karar verdikleri zaman hemen o şiirin uygun olacağı bir usul Usulü tespit, ederler, tespit ediyorlar. Usulsüz bir usul olmaz. Usulsüz olmuyor. <laughs> usul olmadan usul olmuyor. <laughs> Ee, dolayısıyla aslında musiki ile şiirin kopmaz bir ilişkisi var değil mi Üstadım? Hem de nasıl efendim yani bestekar e, dostlarımız, tanıdıklarımız uzak yakın yani vefatından sonra tanıdıklarımız veya hayatında tanıdıklarımız <laughs> oldu. E, onlardan da böyle böyle pörçük bilgiler tabii bu, bu hususta kelam edecek salahiyetim kat'i surette yok <laughs> ama şu kadarını duymuşluğum var. Aruzla yazılmışsa şiir yarı yarıya bestelenmiş olarak geliyor diyorlar sanki değil mi? Biraz da tabii onun manası da onu herhalde coşturuyor. Yani sadece işin sadece aruza uyması değil. Bir de tabii yakıcı bir eda var sözde. Gel de besteleme durumu oluyor. Biz bir zaman Salih Baba'nın bir gazelini okumuştuk. Zaten siz hatırlıyorsunuz bestelemiştiniz. İkrar etmezdiniz ben söylemesem muhtemelen. Şimdi <laughs> su kasidesinde Su kasidesine dokunmadan olmaz tabii Huzuli merhumun yani klasik edebiyatımızın hakikaten yani en muazzam eserlerinden biri. En Neden asından. su kasidesi abi? Onu da bir isterseniz izah edelim. Su medeniyetimizi tek başına temsil eden tek bir kelime seçilmek gerekse, uygun su. düşen bir, bir kelimedir yani hmm. bir kelimeyle ifade et kardeşim fazla vaktim yok deseniz herhalde su diyeceksiniz onun şahsında peygamber sevgisini suyun etrafında çok güzel ifadeye koymuş ee, kaside denmiş ama aslında gazeldir onun yani üslubu oysa sizin bir su kasideniz var ben onu da istirham edeceğim önünüze koysanız bir beyti de lütfetseniz no, bu arada ben e, sözümü sürdürürken yani su kasidesi de 32 beyt eee sanki böyle Türk edebiyatının levhası olarak en yukarıya azsak yaraşır o eserde birbirinden parlak birçok beyit var ama birine temas edelim oradan sözü vaktin müsaadesi nispetinde tahirül Mevlevi'ye Aha. ve oradan da zat halinize getirmek arzusundayım çünkü zincirin devam ettiğini görmek bana haz veriyordu o bakımdan biraz bir de o var yani yani su kasidesinde mesela aruzun yağdıyla nemnak olsa müzganım nola zayi olmaz gül <laughs> temen nasıyla vermek hare su Ey sevgili seni hatırlamak, anmak, özlemek sebebiyle benim yanaklarım ıslansa, kirpiklerim ıslansa. Yani kirpiklerinde dikene benzetiyor. E bunu zarar sayacak ne var? Bir gül için bin dikene su vermiyor mu bahçıvan? Islanırsa ıslansın. Maksat sensin değer buna kabilinden. Bir şey söylüyor Fuzuli merhum. Tahir Ülmevlevi 1951'de vefat etti. Tahir Olgun. 19 yaşındayken Çilehaneden üstadı ağabeyi çok sevdiği Ahmet Remzi Akgürek'e yazdığı bir mektupta Su kasidesine diyor bir nazirecik yazma diyor hayli haddimi aşarak diyor kalkıştım ama pek sudan bir şey oldu diyor. Yahu 19 yaşında ancak hemen fark olunacaktır. Hiç de sudan bir şey olmamış. Bir taşın yanında payi yarı bu etmiş meğer. Su be su her sengi takbil eyliyor avare su. Bir taşın yanında Hazreti Peygamber'in ayağını öptü galiba o su diyor. O coşkunlukla diyor yeryüzünde ne kadar taş varsa belki diyor onu hatırla tekrar tekrar ölürüm. O anı hatırlamak için telaşla yeryüzünde dolaşmaktadır. Ya Aman bu mu? Yani Tahir Ölme 19 yaş. Şimdi siz ne ne dediniz? Efendim bu sözlerin evet. yanında benim yok, bir şey yok, söylemem yok, yok, Aynı şey o biliyorum ben. Çok büyük bir edepsizlik olur. <laughs> Estağfurullah. Fakir bu kasidesinde aslında Hayati Bey'in biraz önce anlattığı manaları aslında bu kasidenin yazılmasına vesile olan Hayati abi. Estağfurullah. Çünkü bir sohbetimizde bundan 4-5 sene evvel bir Arif'in suya dikkat ediniz, suda evet, esma evet. tecelli eder diye buyurduğunu aktarmıştı. Ben de onun üzerine gece aklıma böyle bir tedavi geldi onu onun üzerine yazdım. Şöyle başlıyor. Cismü zerra tiçre fani alemin sevdası su, emri kün asarı hüsnü hikatin yektası su. Yani bütün zerreler ve bütün varlıklar içinde şu fani alemin sevdası sudur, aşkı sudur. allah Teala'nın kün emrinin eserlerini ve onun güzel yaratışının biriciği olan da yine sudur diye başlayıp her bir beyitte bir esmayı nasıl gösterdiğini anlatan garipçik garip tecik bir uzunca da bir, da, evet, uzunca şiir. Da bir e, yani 22, 22 beytlik evet bir... Allah ömrünüze yani. bereket versin Anladım. yani ben geleneğin geleneğin de, de, gelen devamı çok tatlı bir. yani ben bunu çok vurgulamak istiyorum. Her evet. zaman onu görünce de haz duyuyorum. 5 asır önce yazılmış bir şiirin 20. yüzyılda naziresini aynı üstüp dairesinde devam ederken görüyorsunuz. Hah diyorsunuz hayat devam ediyor. Eyvallah. Ya. Hayat böyle devam eder. Yani yeni eski eskiden beslenerek ancak varlığını söyleyebilir. Gerekçesi odur. Gelenek yani... gelene ek demektir zaten, değil mi? Gelenek, gelene ek. ek. <laughs>